Ama şimdi çok kendime göre bir hikayeyi ben buldum ve benim istediğim tasarımla hazırlanıp Senaryo sana mı ait, öyle diyebilir senaryo miyiz? yazılacak. Senaryo değil, Elif Dağdevirenle birlikte önümüzdeki sene Allah nasip ederse Ocak ayından sonra bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bir kadın hikayesi. Sonunda. Sonunda bir kadın hikayesi ve bir kadının anlattığı bir kadın hikayesi. Ömür hep bu konuda çok şikayetçidir. Hep Ben de erkekler senaryo yazar, şikayetçiyimdir. konular Ben erkeklerle ilgilidir, başrol kendim erkektir. evet. Değil mi? Hatta Demet Akbağ'ın konuk olduğu bir programda hani böyle yine bu konuşmada bu konu geçmişti ama işte gördüğün Ne gibi. güzel. Demet Yılmaz Erdoğan'a söylemişti, neden kadınlar için bir hikaye yazmıyorsun diye. Bir erkek bunu söylemişti. yazamaz. O da oturun yazamaz. kendiniz yazın demişti. Bakın yazamıyor, Evet, çıkıyor demek yazamaz. ki. Kadınlar Eline yazar. sağlık. Bunda Gülse Birsel çok büyük bir örnek bence. Güzel de bir örnektir. Ama biz bir dram mı yazacağız? Biz gerçek bir kadın dramı yazacağız. Kadınları daha iyi anlatabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü hakikaten bu ülkenin kadın filmine de ihtiyacı var. Öyle bir sinema filmi projesi var. Bir best of projesi var. Gene bir best of'la beraber de çıkartacağım başka bir albüm projem var. Bunun üzerinde işte Orta Asya'ya hitap edecek olan farklı kültürlerin birleşiminden olacak bir albüm. Tamamen yabancı şarkılardan oluşan Neden Türkçe Orta Asya? sözlerle. Şöyle yani aslında tam Orta Asya'da diyemeyebiliriz. Yani ben Arnavut'um, Arnavut kızıyım ve kendi ülkeme dair, kendime dair yapmadığım şeyler olduğunu gördüm bu seneye kadar. Dolayısıyla da hem Orta Asya'ya hem de Dağ Makedonya'ya biraz daha hitap edebilecek ve oradaki insanlara hediye edilebilecek şeyler var. Bir proje halinde bunu hazırlıyorum şu anda. Allah nasip ederse de işte onu da hemen Ocak ayından sonra çıkartacağım. Şimdi programımızı sonlandıracağız. Ben az önce Yeşim'in Deli Mavisi'ni anons ederken size 13 yıl önce bütün aşıkların birbirlerine söyledikleri bir şarkı ile Yeşim Salkım'ı bütün Türkiye tanıdı dedim. Yine günümüzde bütün aşıkların şu anda birbirlerinin gözlerinin içine bakarak söyledikleri, bununla evlendikleri başka bir aşk şarkısını Yeşim Salkım'la birlikte okuyacağız ama önce reklamlar. Yaşadım senle bir ömür boyu. Yüzümdeki çizgilerin bir adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Yüzümdeki çizgilerin bir adı sen. Aldığım her nefesin sebebi sen. Sen.